Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşların anısına yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na hain saldırının 7. yıl dönümü sebebiyle ziyaretçi akını yaşandı. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kur'an-ı Kerim ve salalar okundu. Anıta ziyarete gelenler havadan da görüntülendi. Benim için çok çok kötü bir acı bu. Buraya geldiğimden dolayı çok gurur duyuyorum. Şimdi şehit Ömer Halis Demir'i 32 kurşunla vurdular. Şehit oldu. Allah darbeci askerleri kahretsin. Allah kahru perişan etsin. Allah başına taş düşürsün. Ölenler hemen hafızamıza yerleşiyor. Bu olaylar yeniden bir sahne olarak gözümün önüne geliyor. Kötü bir travmaydı yani. Böyle öyle böyle değildi yani. Bunu bizim üzerimize ateşlediler bunu. Ne yapacağımızı şaşırdık. 9 sitede deprem gibi böyle bir gümrede halkın arasına attılar bunu. Polis Thomas'ını parçaladı. Bir motosikletle duran delikanlı vardı, o kayboldu. Ona deyince çocuk tamamen böyle konsantre naylon su patlar gibi tamamen kayboldu. Motosiklet de kayboldu. 7 sene geçti ama 70 sene de geçse unutulmaz. Her an kalbimizde acısı ama sevinci de var. Bu ülke bizim, bu millet bizim. Sıkıntılı günler yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz. Elbet bunların da üstesinden geçeceğiz. Bu kahraman milletin evlatlarını kimse esir alamaz. Şu gözlere baksınlar. Türkiye'nin gözü bu. Şuraya. İyi bakarlarsa iyi görürler. Kötü bakarlarsa bizi kötü görürler. Öte yandan FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Bahçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor. Şehit Ömer Halis Demir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dün başlayan ziyaretçi yoğunluğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediyor. Yani insan bazı şeyleri yaşamadan hani anlatılmıyor. Yani şu anda bilmiyorum kaç derece ama tüylerim diken diken oluyor ve halen de öyleyim. Ben halen o günlere gidiyorum. Buraya gelirken arkadaşımızın kabrine uğramadan gelemedik. Yani illaki uğradık. Burada tekrar bu şehidimize, demokrasi şehidimize uğradık. Ne bileyim, her şey vatan için, vatan sana canım feda. Başka bir şey demiyorum. Kahraman askerin kabrini ziyarete gelenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyarete gelen vatandaşlarsa duygu dolu anlar yaşıyor. Hadi gençler. 7.sini düzenlediğimiz Ömer Halis Demir'in sünnet turunun bugün son etabını tamamladık ve kabre ulaşmış olduk. Kısmetse yarın 15 Temmuz'da buradaki programa katılacağız ve şehidimize getirdiğimiz toprağı ve üzerimize teslim edeceğiz. Aileyle görüşmelerimizi yapıp İstanbul'daki törenimize yetişmeye çalışacağız kısmet olursa.